Geldim, geldim. Hoş geldin. Ne oldu? Rengin atmış. Hasta mısın yoksa? Yo yo, iyiyim. Öyle dalmışım. Yemek var mı? Yok. Haber verseydin bir şeyler hazırlardım. Telefonumun şarjı bitmiş, arayamadım. Sen 2 dakika dinlen. Ben hemen bir şeyler hazırlarım. Nerede bu şarj? Bunların burada ne işi var? Merak etme kızım, doktora gittik. Baban iyi. İsmail nasıl? Yavrum benim. Anneannesi çok özledi onu. O da seni özledi. Artık bitse bu dargınlık anne. Ben babamı çok özlüyorum. Sabırlı ol kızım. Az daha dayan. Elbet baban seni affedecek. Bir daha bu evi arama. Benim senin gibi kızım yok. Sana onunla görüşmeyeceksin demedim mi? Bir daha adı bu evde geçmeyecek demedim mi? Yeter artık İsmail. Daha ne kadar sürecek bu küslük? O senin kızın. Affet artık onu. Hadi Selma'ya kızgınsın. El kadar çocuğun, torununun ne suçu var? Ben son sözümü söyledim. Eğer kabul etmiyorsan git kızının evine. Dedem mi kızdı sana? Ben sevmiyorum dedemi. Seni hep ağlatıyor. Canım oğlum benim. Dedeye kızma. O beni ağlatmıyor. O bizi çok seviyor. Hem de çok. Peki ya babam? Babam da seviyor mu? Ahmet, ver oğlum. Niye affedecekmişim? Niye? Anlaşıldı. Yine mesele Selma. Bana onun adını bile söyleme. Daha ne kadar küs kalacaksın? Ya İsmail, torunun kocaman oldu. Çocuk askere gidecek neredeyse. Sen hala konuşmam barışmam diyorsun. Halim, Allah aşkına sen de buna başlama. Bak yok, eğer konuşacaksan ben de gideyim yani. Yarın çok pişman olacaksın. Hem Müslüman dediğin 3 günden fazla küs kalmaz. Bir hata yaptı. Affet artık. Ya tamam tamam, gel otur. Bir çayını iç. Çayını içmeden mi gideceksin? Selma! Selma, aç kapıyı! Selma!
Oğlum niye açmıyorsun kapıyı? Açsanıza şu kapıyı. Neredesiniz? Niye açmıyorsunuz kapıyı? Ne yapıyorsun Ramiz? Baba televizyonu götürme. Allah aşkına Ramiz bir dur, ne oluyor? Sana ne be? Sana mı hesap vereceğim? Dur dur delikanlı, bu ne telaş böyle? Ne oldu? Dedemi kaybettim. Buralardadır, buluruz şimdi. Dur, acele etme. Mehmet. 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 Dede. Neredeydin yavrum ya? Korkuttun beni. Gittin sandım. Bak işte geldi deden. O da çıktım zannetmiş. Benden önce fırlamış. Bir rahatsızlığımız olmadı inşallah. Yok canım, estağfurullah. Biz de yeni karşılaşmıştık zaten. Evlattan bile tatlı. Sizin torununuz var mı? Yok. O zaman Allah tez zamanda size de nasip etsin. Hadi gidelim. Aferin benim oğluma. Ne güzel çizmişsin sen öyle. Anne bak, babam çok uzakta. Artık sana vuramaz. Selma! Anne, Selma! Kapıyı açma ne olur. Korkma oğlum, hiçbir şey olmayacak. Açsanıza kapıyı! Selma! Açsana lan kapıyı! Açsana! Ramiz, ne oluyor? Öldüreceğim, sakin lan. Ol! Öldüreceğim lan seni! Öldüreceğim! Bırak, bırak baba ne olur. Sen ne uğraşacaksın lan? Dokunma oğluma. Kaçma lan. Nereye kaçacaksınız? Gel lan buraya. Açsana lan. Selma. Açsana lan kapıyı. Lan mahvedeceğim lan sizi. Lan açsanıza lan kapıyı. Selma. Lan. Lan korkma nereye oğlum. Kaçacaksınız? Lan korkma, açsanıza şey kapıyı. Selma! Lan delirtmeyin beni! Açın lan! İsmail, gene inat etme. Sen de özledin kızını. Niye uzatıyorsun? Sana onun adı bu evde anılmayacak demedim mi? Bunların ne işi var burada? Sen laftan anlamıyor musun kadın? Yok dedim. Benim öyle bir kızım yok. İnat seninki, başka hiçbir şey değil. Hep inadından yapıyorsun. Mahalledeki bütün küsleri barıştıran sen, kızına gelince niye böyle gaddarsın? Niye acımasızsın? Ne yaptı benim kızım sana? Ne yaptı?
İster kabul et, ister etme. Artık benim Selma diye bir kızım yok. Onu affetmeyeceğim. Ne çok sevdim ben seni Selma. Niye böyle olduk Selma? Selma. Affet beni Selma. Ne olur affet. Affettin mi beni? Hadi bir şey söyle. Heh. Affettim. Hadi yat uyu artık. Köfte patates yiyeceğim. Tamam oğlum. Yarın sana köfte patates pişireceğim. Ama bu akşam bunu yiyoruz. Hadi oğlum üzme beni. Aferin benim akıllı oğluma. Başka bir şey yok mu ha? Bunu mu yiyeceğiz? İçmeyi bırakırsan evde ne eksik ne tam, akşam ne yiyeceksin ya da yemeyeceksin daha iyi bilirsin. Senin derdin ne? Dayak mı istiyorsun ha? Doymuyor musun ha? Doymuyor musun dayağı? Yeter artık bana dokunamazsın. Dokunursam ne olacak ha? Ne olacak dokunursam? Babanın evine mi gideceksin? Git hadi git. Bakalım baban kabul edecek mi seni? Baban yüzüne bakacak mı senin ha? Ha? Gitsene. Hadi git. Gitsene. Baba ne olur vurma yürü git. Annemi. He? Ah. Yavrum aç gözlerini. İsmail. İsteyerek olmadı. Yemin ederim bilerek olmadı. Tamam. Sen çok cesur bir delikanlısın. Bak bitti bile. Birkaç gün sonra dikişleri alırız. Bir de size bir tane ağrı kesici yazayım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Haydi oğlum. Hadi. Thank you.
Neredesin Selma? Neredesin? Ben çok acıktım. Tamam oğlum. Anneanneyi arıyorum. O şimdi bize yemek hazırlar. Az daha sabret, tamam mı benim akıllı oğlum? Babanın evine mi gideceksin? Git hadi git. Bakalım baban kabul edecek mi seni? Baban yüzüne bakacak mı senin ha? Anneanneye mi gidiyoruz? Bize yemek yapmış mı? Bana. Nereye gideceğim ben? Hayırdır inşallah. Bu saatte kim gelir? Ay hayırlara karşı. Selma? Ha, kızım? Baba, ben geldim. Selma, kızım, yavrum, ne oldu? Ne yapıyorsun İsmail? Baba, lütfen kapıyı aç. Ne olursun. Yapma etme İsmail. Al içeri. Sırılsıklam olmuşlar. Gecenin bu vaktinde dışarıda mı kalacaklar? Bırak alayım içeriye. Bitsin artık bu dargınlık. Kapına kadar gelmiş. Geç içeri. Anne. Ne diyorsun İsmail? Baba lütfen aç kapıyı. Sende hiç vicdan yok mu? Baba, İsmail çok hasta. İsmail'i içeri al. Çok ıslandı. Ateşi çıkmaya başladı. Çekil kurban olayım. Etme, eyleme. Benim Selma diye bir kızım yok. Selma o ite kaçtığı gün öldü. 7 yıl önce gömdüm ben onu. Yürü gir içeri hadi. Baba lütfen. Bir cahillik ettim, bağışla beni. Ne olur baba, bana acımıyorsan torununa acı. Onun bir suçu yok. Cayır cayır yanıyor yavrum. Gidecek yerimiz yok. Kime sığınalım?
O iti kaçmadan önce düşünecektin onu. Şimdi kapıma geliyorsun. Başımı önüme eğmeden önce düşünecektin onları. Baba, anne, ne olur içeri alın bizi. Yazıklar olsun. Ağlama anneciğim. Ne olursun ağlama. İsmail'im, yavrum benim. Selma, ne olur artık geri dön. Geliyorsun lan sen buraya ha? Baba öyle ha? Baba ben bir cahillik ettim. Ne olur affedin. Karımı ve oğlumu almaya geldim. Bir daha onları üzmeyeceğim. Baba deme bana lan. Baba deme bana lan. Defol git şuradan. Selma yok burada. Yapma İsmail. Bırak çocuğu. Baba. Baba ne olursun buradalarsa söyle. Bir daha kötü davranmayacağım onlara. Lütfen baba. Karımı ve çocuğumu seviyorum ben. Selma. Selma affet beni Selma. Dur İsmail. Ne yapıyorsun İsmail? Kendine gel. Bırak. Utanmaz bir de baba diyor. Oğlum. Nankör. Sana iş verdim ben. Oğlum gibi davrandım. Sen ne yaptın? Kızımı kandırdın. Benim başımı önüme eğdirdin. Defol git buradan. Elimden bir kaza gelmeden. Yeter artık, değilsin bu içindeki kin. Kızın torunun kayıp. Sen neyin hesabını soruyorsun? Ne olurdu bu evliliğe karşı çıkmasaydın. Babalığını esirgemeseydin bizden. Arka çıksaydın ha. Olmaz mıydı ha? Sus. Biz birbirimizi sevdik. Rızanı istedik. Sus dedim. Niye karşı çıktın bu evliliğe? Niye? Bak hala konuşuyor. Sus utanmaz. Senin gibi serseriye verilecek kızım yoktu benim. İsmail tamam. Ya geç içeri. Mahalleyi başımıza toplayacağım. Hadi, hadi geç. Yeter. Kalk. İkiniz de susun biraz. Artık. Oğlum Rami sen de git artık. Hadi yavrum iyice adamı sinirlendiriyorsun. Hadi yavrum bir. Hadi. Hadi dikkat et. Terbiyesiz. Tamam İsmail otur artık. Kalbin tutacak yine. Utanmaz adam. Gelmiş bir de kapıma dayanmış. Erkek sen git karına, çoluğuna, çocuğuna sen sahip çık. Benden ne soruyorsun? Sen nasıl bir adamsın İsmail? Nasıl bu hale geldin sen? Gece kapına kadar gelen kızını, torununu içeri almadın. Sus Ayfer. Konuşma kalbini kırarım senin. Kalbimi mi kıracaksın? Ciğerimi yaktın sen benim. Kızın, torunun ortada yok. Ha. Sen Ramiz'le kavgaya tutuşuyorsun. Bu nasıl bir sağırlık? Vicdanının sesini de mi duymuyorsun? Geçmedi mi 7 yıl boyunca duyduğun kin? Sen nasıl bir babasın? Kızıma, torunuma bir şey olursa seni asla affetmem bilmiş ol. Ayten abla. Hı? Ayten abla. Ay ne oldu sana? Ne bu halin? Yok bir şey Ayten abla. Önemli değil. Selma sizde mi? Yok bizde değil. Niye sordun? Öylesin abla, tamam sağ ol. Olacağı buydu tabii. Her gün her gün döversen kızı kaçar tabii.
Allah'ım sen kızımı torunumu bize bağışla. Allah'ım sen bizi affet. Bize verdiğin emanete sahip çıkamadık. Onları koruyamadık. Merhamet et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Biz merhametsizlik ettik. Kızımın ve torunumun üzerinden merhametini eksik etme. Biz bağışlamasını bilemedik. Sen bizi bağışla ya Rabbim. Amin. Bir haber var mı? Ne yaptım ben? Vurun, dövün, sövün bana. Ben hepsini hak ediyorum. Eğer en baştan seninle olan evliliğini kabullenseydim, dar zamanınızda yanınızda olsaydım, iş hiç buraya varmayacaktı. Sen misin suçlu? Bütün kabahat benim. Affedin beni oğlum. Affedin beni. Bütün tanıdıkları gezdim. Aradım. Kimse görmemiş. Kimse nerede olduklarını bilmiyor. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Ne yapacağız baba? Acaba hastanelere mi baksak? Sabah ben bütün hastaneleri gezdim. Çoğunu da aradım. Hastanede değiller. Üzülme oğlum, üzülme. En azından kötü bir şey olmamış. Ha? Sen eve git bekle. Belki gelirler. Ben de şimdi eve gideceğim. Bir haber alırsak haberleşiriz nasıl olsa. Sağ ol. Üzülme Aysel. Bir yerlerden çıkarlar. Selma'ya, torunuma bir şey olursa affetmem İsmail'i. Gül gibi geçiniyorlardı. Ne olduysa kazadan sonra oldu. Borç, borç, borç. Gırtlağa kadar borç. Yardım edeyim dedim. İsmail neredeyse beni öldürecekti. Ramiz gitti, yerine dengesizin biri geldi. İçip içip kızı dövmeye başladı. Yavrum, Selma'm. Sana bir şey olursa dayanamam ben. O nasıl söz öyle? Allah korusun. Ümitsizlik bize yakışmaz. Allah büyüktür. Hem üzme kendini bu kadar. Şekerin çıkacak. Bakarsın baba kız barışırlar. Hayırlara vesile olsun. Selma'dır peki. Alo Aysel, bir haber var mı? Selma'dan bir haber var mı? Yok. Kimse aramadı. Kızımı bul bana İsmail. Ne olur torunumu getir bana. Ben eve geliyorum. Üzülme Aysel. İnşallah bulacaklar. Hem bak Halim abin de bakıyor. Sağ salim eve dönecekler. Selma? Kızım? Selma! Kızım! Dur! Selma! Kızım! İsmail? Benim ben. Selma. Ben ne yaptım Allah'ım? Allah'ım ya Rabbim. Oh!
Ayağım, 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 ayağım. Babacığım görmedim. Çok acıdı mı? Çok acıdı. Yaktın beni İsmail. Şimdi göreceksin sen gününü. Gıdı 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 gıdı. Seni gidi gidi. Alo? Oğlum. Selma? Bir haber var mı diye soracaktım. Yok anne. Hiçbir haber yok. Dua et de inşallah tez zamanda ikisini de buluruz. İnşallah anne. İnşallah. Görüşürüz. Selma olduğundan emin misin? Bilmiyorum Halim. Arkasından koştum yetişemedim. Arabaya bindi gitti. Ben ne yaptım? Nasıl bir hata yaptım? Kızıma, torunuma bir şey olursa ben bunun yükünü nasıl taşırım ya? Tamam, üzülme artık İsmail. Bak zaten kalbin hasta, yorgun. Hem Selma akıllı bir kızdır. Böyle bir yanlışın içine düşmez. Bir ara gidip bakarız. Selma böyle bir şey yapmaz, ben eminim. Ya o kız Selma ise ben ne yaparım ha? Allah korusun İsmail. Hayır konuş, hayır olsun. Zahmet oldu anne. Ben çok pişmanım anne. Borçlar yüzünden ne hale geldim. Bütün öfkemi karımdan, çocuğumdan çıkardım. Borcun içine girdin diye içmenin ne alimi var oğlum? İçince sarhoş olunca borcun mu ödendi? Neyse ne artık. Önemli olan Selma ve İsmail'i bulmamız. Kaç gün oldu artık? Bir karakola gitseniz. Ses çıktığı da yok. Korkmaya başladım. Başlarına bir şey gelmesin. Bak şuradaki. Halim, o kadın Selma değildir, değil mi? İsmail dur bir. Kalbin var, sakin ol. Selma değildir inşallah. Sen git yanına bak. Allah'ım sen kızıma acı. Ne oluyor bey baba, yavaş gel. Korkma kızım. Niyetim seni korkutmak değildi. Neymiş bakalım niyetin? Aa, zenginiz. Nereye gidelim bey baba? Evine git kızım. Evine. Ananın babanın yanına dön. Ha, seni utandırmak için söylemedim kızım. Ağlama. Git ananın babanın dizinin dibinde otur. Hadi gidelim Halim. Karınız ve oğlunuz iki gündür kayıp ve siz yeni mi bildiriyorsunuz? Arkadaşlarına gitmiştir diye düşündük. Çıkıp gelir sandık. Ya kardeşim, hem karını dövüyorsun... Hem de bir yerden çıkar diyorsun. Pes vallahi pes. İki gündür yok ortada. Bu ne rahatlık? Sen de evini almamışsın. Karının çocuğunun fotoğrafı var mı? Yok. Yok maalesef. Hiç aklıma gelmedi getirmek. Kızımla evlenmeden önce çektirmiştik. Torunun fotoğrafı yok mu amca?
Tamam. Bir gelişme olursa biz sizi ararız. Yalnız bir yere kaybolmayın. Özellikle sen Ramiz Efendi. Nereye kaybolacağım memur bey? Sağ olun. Müsaadenizle. Anne ben gitsem. Belki Selma geri dönmüştür. Otur oğlum. Çorbanı iç de öyle git. Selma bu halinizi görseydi. İyi günler Aysel. Dolma yapmıştım, getireyim dedim. Sağ ol, niye zahmet ettin? Ne zahmeti? Bir de Selma'dan haber aldınız mı? Yer yarıldı, içine girdiler sanki. Yok, hiçbir haber yok. Karakola gittiler. Ben bakıyorum. Kim ola ki? Bilmem. Alo. Buyurun, benim. Evet. Anlıyorum. Ne oldu baba? Kimdi arayan? Karakoldan aradılar. Ne diye aradılar? Söylesene. Sudan bir kadın ve çocuğun cesedini çıkarmışlar. Selma. Aysel. Çek oğlum anne, sandalyeyi. Şöyle geçin oturun. Anne. Anne iyi misin? Aysel, iç. Siz gidin, ben bakarım ona. İsmail abi, Halim'i de arayın. Yalnız gitmeyin. Bir şey olursa ararsınız, olur mu? Tamam. Selma. Aysel, iyi misin? Selma. Kızım, yavrum. Ben nasıl dayanacağım bu acıya? Aysel, bir sakinleş Allah aşkına. Korkacak bir şey yok. Ne diyorsun sen Sevde? Kızım diyorum, torunum diyorum. Sen bana sakinleş diyorsun. Bir şey biliyorum ki söylüyorum değil mi? Korkacak bir şey yok. Ama Ramiz de İsmail'e iyi bir ders oldu. Yazık, ikisi de feleğini şaşırdı. Sevde sen iyi misin? Ne anlatıyorsun Allah aşkına? Durum nedir? Haber alınca hemen geldim. İki gündür sudaymış. Teşhis için şimdi girip bakacağım. Ben ne yaptım Halim? Ben ne yaptım? Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Hemen koyuvermeyin kendinizi İsmail. Kesin bir şey yok orada. Ramiz oğlum sana da söylüyorum. Kendinize gelin bir ya. Yarabbim, Allah'ım yarabbim. Allah'ım ben ne yaptım? Ben nasıl onları sokağa bıraktım? Selma, kızım. Sen bana hep söylemiştin. Beni uyarmıştın. Kızının başına bir şey gelirse döversin dizlerini demiştin. Hepsi benim suçum. Selma ile çocuk şimdi burada olsa ne söylerdin? Ayaklarına kapanıp hemen af dilerdim. Ya sen? Bana vurmasını söylerdim. Kafamı gözümü yarana kadar vursun. Merak etme. Şu işler düze çıksın zaten onu ben yapacağım. Teşhis için bekleyen siz misiniz? Hemen şimdi mi göreceğiz? Evet, içeri gelin lütfen. Baba! İsmail! Baba! İsmail! Baba iyi misin?
İsmail. İsmail. Selma. Kızım. Selma. Buradayım babacığım. Yanındayım. Selma. Aman İsmail, dur. Aman dur. Babacığım lütfen. Tamam, sakin olun, iyiyim ben. Merak etme babacığım. Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim. Daha iyi olacaksın. Bir de sen mi benden af diliyorsun? Asıl sen beni affet kızım. Yok yere yıllarca seninle dargın kaldım. Hepinizi üzdüm. Ben hiçbir zaman sana gönül koymadım baba. Hep beni affedeceğin günü bekledim. Neredeydin şimdiye kadar? Bir başına neler yaptın? Ne yedin? Ne içtin? Vallahi İsmail, bana şimdi çok kızacaksın ama Selma hiçbir zaman kaybolmadı. Selma, kızım. Senin kovduğun geceden beri Selma da İsmail de bizim evdelerdi. Ben ölene kadar da söylemeye niyetin yoktu herhalde. Tabii, az burnunu sürtsün istedim İsmail. Vallahi hakkını helal. Böyle olsun istemedim. Sıkma canını Halim. İyi etmişsin. Sayende benim de Ramiz'in de aklı başına geldi. Ramiz nerede? Tez iyileş İsmail. Kızınla damadını barıştırman lazım. Senin kız senden inatçı vallahi. Artık Ramiz'i görmek istemiyormuş. Dikkat et basamaklara. Anne bak, dedem ne aldı? Teşekkür ettin mi dede? Evet. Selma kızım, izin verirsen bir misafirim var. Günaydın anne. Gel oğlum, gel. Anne, artık evimize dönelim. Hem babam bana söz verdi, bir daha bizi üzmeyecek. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hadi kızım, al kocanın elindeki çiçekleri. Sen de benim gibi geç kalma. Affet onu. Hadi kızım, dinle babanı. Hadi buyurun kahvaltıya. Hadi. Buyurun geçin. Buyur hanım. Geç gel. Gel gel. Alayım. Buyurun. Sedat başkomiserim yok mu? Yok. Hayırdır? Bu hanım. İsmim Ayşe Özdemir. Hemşireyim. Çalıştığım huzur evinde 7 kişinin ölümüne sebep oldum. Sorma gitsin. Oğlan da gelmedi. Buyurun Necip amcacığım. Bekliyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum.
torun getirecekti. Afiyet olsun. Teşekkür ederim kızım. Aa Zehra teyzeciğim, nasılsın? Çok iyiyim Ayşe kızım. Allah'a şükürler olsun. Zehra Hanım'ın bayramı var bugün. Çocuklarıyla torunları geliyor. Aa. Dersi başımıza. İnşallah. İnşallah Necip amca. Torun okumaya geçmiş. Sınıfta hep birinciymiş. Öğretmeni demiş ki o ileride büyük adam olacak. Doğduğu zaman gözleri çakmak çakmak bakıyordu. Çok başarılı bir talebe olacağı zaten belliydi. Ah ah evlat bir şey değildi. Torun sevgisi bir başka Ayşe kızı. Görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki burnumda tütüyor. Misafirini gözyaşıyla mı karşılayacaksın? Yapma lütfen. Kız gelse eve götürecek. Merak edecek bir şey yok. Heyecanlar. Emin misin? Bir tansiyonunu ölçeyim. Gerek yok kızım. Gel yamacıma otur şöyle. Çek kızım. Al şu iskemleyi. Geç şöyle. Oh. Gel ya. Gel ya. Gel. Oo, hediyeler de alınmış. Bu da senin. Ya ne zahmet ettin Zehra teyze? Hem ne gereği vardı? Zahmet olur mu canım? Dedeme kızardım hep böyle. Sen bunu bana mı örüyordun? Kış bastırdı. Üşüyüp hastalanma diye. Sen hastalanırsan bize kim bakacak? Canım. Aa, onu da buraya getirmişim. Ah, hep heyecandan, hep heyecandan. Kızım, o sende kalsın da. Şimdi ben bu kalabalıkta kaybederim. Bir şey olmasın ona. Sonra ben senden alırım onu. Peki. Ha? Ay. Asayiş Berkem var mı? Evet. Başka ne olacak ki? Hepsi nağa gitmiş, vağa kalmış. Gözlerini toprağa dikmiş bakıyorlar. İyilik meleği ne yapıyor? Kanatlarını takmış dolaşıyor, ne yapacak? O bunakların da nesini seviyorsa sanırsın kendi anne babası. Onlara aslında ne yaptığını bir bilse. Kusura bakmayın. Az evvel ilaçları alırken tansiyon aletini burada bırakmışım. Hayırdır? Kötü bir şey yok ya. Zehra teyzenin tansiyonu çıktı. Torunları gelecek diye heyecanlandı galiba. Neyse ben bir bakayım. Tamam. Ben de birazdan gelirim. Tamam. Bu yeni ilaç titreme yapıyor muydu? Hakkı amca da yapmıştı diye hatırlıyorum. Ya diğerlerinde? Ama hepsi yaşlı işte. Onlar titremeyecek, ben mi titreyeceğim Allah aşkına? Şu ilacın patentini ne zaman alacaksın Uğur? Hayatım çalışıyoruz işte, görüyorsun. İlaç patentinin lisansını almak o kadar kolay mı sanıyorsun? Kolay değil tabii. Senin ilaçlarını deneyeceğiz diye bir ay içinde 3 tane ölü çıktı buradan. Bakanlık, emniyet peşimize düşerse mahvoluruz. Hiçbir şey olmaz. Bak sen içini ferah tut. Kreş mi işletiyoruz da peşimize düşsünler? Yaşlılar, ölüyorlar. Ecel gelmiş bahane. Yerinde olsam bunları değil de patenti aldığımızda kutlama için hangi ülkeye gideceğimizi düşünürdüm. Ben şunlara bir bakayım. %9 Biraz yüksek. İşte sabah ilaçlarını da içtin halbuki. İçtim. O vitamin mi ne onu da içtim.
Ah yavrum, o çok iyi geliyor bana, biliyor musun Ayşe kızım? Halsizliğim, yorgunluğum hepsi gitti. İyi, ne güzel işte. Babaanne, babaanne. Zehra Hanım'ın torunu. Ne kadar da büyümüş. Maşallah. Maşallah. Anne. Babaanne. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Ayşe kızım, ne oluyor? Zehra Hanım. Zehra Hanım. Anne. Zehra teyze. Ne oluyor? Anne ne oldu? Zehra teyze. Anneciğim. Allah'ın takdiri kızım. Yaradan verdiği canı geri aldı. Kendini bu kadar harap etme. Sonra Allah'ın da gücüne gider. Sağlığı yerindeydi anne. Hele son günlerinde genç kız gibi olmuştu. Baksana, ipleri çarşıya çıktığımızda beraber almıştık. Torunumu hırka öreceğim diye bana seçtirmişti rengini. Meğer... Ayşe, çok üzgünüm. Ne desem boş biliyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Amin. Allah hepimize Zehra Hanım'ınki gibi bir ölüm nasip etsin. Çekmedi, çektirmedi. Hak Teala'nın emri nasip oldu. Bir anda ruhunu teslim etti. Ya öyle oldu. Artık üzme kendini lütfen. Hadi dinlen, toparlan biraz Ayşe. Huzur evindekilerin sana ihtiyacı var. Tamam, tamam kızım. Hadi artık üzme kendini. Bana bak. Yeter. Kendine başka denekler bul. Hayatımızı karartacaksın. Paraları balyaya sayarken bir sıkıntın yoktu ama. Bir ölüm daha istemiyorum. Bu da son sözüm. Ayşe. Anne inan hiç iştahım yok. Ne olur zorlama. Kızım nedir kendine zulmettiğin? Yazık, günah. Ya sana bir şey olursa ben ne yapacağım? Ye şu yemeğini kızım. Hadi üzme beni. Anneciğim, yiyemeyeceğim ben. Zaten uykum geldi. Yatıyorum. Allah rahatlık versin. Sana da kızım. Teyzenin günlüğü. Yarın çocuklar gelecek. İnşallah sulu gözlülük edip yanlarında ağlamam. Bazen içim yanıyor. Ben neden buradayım diyorum. Sonra Ayşe ile biraz sohbet edince rahatlıyorum.
Allah onu başımızdan eksik etmesin. Gece hiç uyumadım ama kendimi yorgun da hissetmiyorum. Ayşe'nin verdiği vitaminler çok işe yaradı. Vitaminler? Allah Allah. Bugün ilaçların yanında bir de vitamin hapı içtim. Biraz çarpıntı yaptı ama geçti. Firdevs'e normal olduğunu söyledi. Firdevs mi? Anne, benim acil huzur evine gitmem lazım. Bir şey mi oldu? Yok. Bu saatte ne işin var huzur evinde kızım? Anne, anlatamam şimdi. Hemen gitmem lazım. Neyle gideceksin? Bir taksi çağırsaydık madem. Anne, yoldan bulurum ben. Tamam mı? Hadi iyi geceler. İlk ben gördüm taksiyi. Taksiyi ilk defa mı gördünüz? Hmm. Hayret. Her yerde bunlardan var. Bilader. Ayıp oluyor ama. Önceliği bu saatte sokakta yalnız olan bir kadına vermeniz gerek. Çok haklısınız. Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Ama bir cinayet vakası var. 5-10 dakika içinde orada olmam lazım. Cinayet mi? Nerede? Hayırdır? Siz de mi benimle geleceksiniz? Taksi! Kusura bakmayın ama bu da kafa be birader. Dur 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 dur. Hadi sağlıcakla. Hadi dur. Acelem olmasa size iki çift lafım olurdu ama. Sabahtan beri en az 20 çift laf söylediniz. Gerçekten uğraşamayacağım. İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. Koşuya çıktım kızım. Gerçekten koşuya mı çıktın? Evet evet. Zımba gibiyim zımba. O verdiğin haplar var ya, bana delikanlılığıma hediye etti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Neyse, terim kurumasın. Hayırlı günler. Ben gideyim. Olur. O da ilaçtan bahsetmişti. Onun da titremesi vardı. Kopay. Seni kopay. Hakkı amca da Zehra teyze de diğer rahmetliler de aynı vitamini kullandılar. Hepsinde aynı iyileşme vardı. Titremeler oluyordu. Kullanan herkes ölmüş. O ilacı kendi ellerimle ben verdim onlara. Ben öldürdüm onları. Sen bugün izinli değil miydin? Aşağıdan geldiğini söylediler.
kontrol etmem gereken bir şey vardı. Neymiş o? Huzurevi sakinleriyle ilgili birkaç önemli detay. Senin bilip de benim bilmediğim ne olabilir Ayşe? Ben buranın sahibiyim, eşim de doktorum. Ve eşiniz buradaki hastalara ortağı olduğu firmanın ilaçlarını yazıyor, değil mi? Evet, ne var bunda? Hepsi patentli ilaçlar. Tabii ki. Sen ne demeye çalışıyorsun? Ses tonundan, imalarından hiç hoşlanmadım. Zenikopal isimli şu vitamin hapı. Onun da patentli olduğunu söylemiştiniz, değil mi? Evet. O ilacı içen tüm hastalar aynı belirtileri gösterdi ve aynı şekilde öldü Firdevs Hanım. Burada 2 ay içinde 7 kişi o ilaç yüzünden öldü. 7! O 7 kişi yaşlı olduğu için öldü. Hastaydılar. Beni neyle suçladığını farkında mısın sen? Densiz. Hem belki o 7 kişinin ölmesinde senin de suçun vardır. Senin hatan yüzünden ölmüşlerdir. Suçlu olsam sesimi yükseltir, bas bas bağırırım. Ve eğer gerçekten suçum varsa bunun cezasını hem burada hem mahşerde çekmeye hazırım ben. Şimdi müsaade ederseniz işim var. Size de. Nursuz, insan bir gülümser, bir hal hatırlar. Aman sen de, Firdevs anca para alacağı zaman yanımıza uğrar. Bilmezmiş gibi konuşma. Allah belanı versin, Allah kahretsin seni. Yaktın bizi ya. Hadi aç, hadi. Ayrılalı daha bir saat olmadı ya. Çok mu özledin beni? Her şeyi biliyor. Her şeyin farkında. Polise gidecek, hapse gireceğiz. Kim? Neyi biliyor? Ne oluyor? Ayşe. Her şeyin notunu tutmuş galiba. İlacı verdiğimiz hastaların hepsinin öldüğünü biliyor. Hepsi senin yüzünden. Demiştim sana, yakalanacağız, mahvolacağız diye. Demiştim sana. Benim soğukkanlı profesyonel karıma ne oldu? Şöyle bir derin nefes al. Biraz sakinleş. Şimdi bana her şeyi baştan anlat. Damat her şeyimizi alıp ortadan kaybolunca kızımla kala kaldık. Nereye gideriz, ne yaparız bilemedik. Önce bir akrabanın evine gittik. Ama insan eti insana ağırdır, sığamadık. Son çare beni buraya bıraktı. Kendisi de bir arkadaşının yanında sığıntı gibi. Seni de sıktım kardeş, kusura kalma. Sıkılmadım. Derdini dökmezsen hastalanır kalırsın. Hem bak burası iyidir, insanlar iyidir. Hemşirelerimiz var melek gibi. Yemekleri de güzeldir. Canın da sıkılmaz. Ha şöyle yüzün gülsün biraz. 3 günlük dünya. Bak gözümüzün önünde bir arkadaşımız göçtü gitti. Ölüm varken bu kadar canını sıkmaya değer mi? Duydum. Çok üzüldüm, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Rahmetli, çok iyi kadındı. Ah, anneciğim kızım. Nasılsın? Canım. İyiyim çok şükür. Anneciğim iyiyim. Bunları getirdim. Hemen bırakıp merhaba, bir şey gitmem amca. Gerekiyor. Çok geç kaldım. Tamam. Geleceğim yine. Hadi. Güle güle. İyi günler. Çok güzel. İyi günler. Annem size emanet. Merak etmeyin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Solgun görünüyorsun kızım, iyi misin? İyiyim, merak etmeyin. Ya size bir şey soracağım. Ne? Buyur. Size bir vitamin hapı veriyordum. Onu kullanan kimse var mı aranızda? Yok, yok. Bilmiyorum ki. Yok. İyi. O ilacı kullanmanıza gerek yok. Ben onun yerine size yenisini vereceğim. Tamam mı? İyi, tamam. Tamam kızım. Siz de o ilacı sakın ama sakın kullanmayacaksınız. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Thank you.
Odada başka bir şey var mıydı? Yok, yok. Çekmecelere iyice baktın mı? Baktım, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ortalıkta başka ilaç kalmadı değil mi? Hepsini topladın mı? Mutfağı bile köşe bucak aradım. Bulabildiğim bu kadar. Bu ilaçtan başka kimse de olduğunu sanmıyorum. İyi. Daha gidip ilaç şirketinin bilgisayarındaki verileri sileceğim. Sen de öbür işi hallet. Konuşuruz, tamam mı? Tamam. Ha Firdevs, sakin olmak zorundasın, tamam mı? O kadın bizimle başa çıkamaz. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Tamam. Nasılsınız? Var mı bir sorun? Ayşe, kızım. Öğle yemeğini beraber yiyelim mi? Hem biraz konuşuruz. Tabii, neden olmasın? Tabii, neden olmasın? Senle son bir yemek yemeyi biz de isteriz Ayşe. Aa, ne diyor bu? Efendim? Bu öğlen burada yediğin son yemek olacak. Tasırını tarağını toplayıp buradan gideceksin. Öyle kolay değil Firdevs Hanım. Yaptıklarınızı yanınıza bırakacağımı sandıysanız çok yanıldınız. Anlamıyorum. Her şeyin hesabını vereceksiniz. Bir şeyler söylüyorum. Benim hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Allah. 7 kişiyi öldürmek cezası epey ağır bir suç olsa gerek. Sen aklını kaçırmışsın. Devamlı böyle kötü kötü. Bunların arasında kala kala bunamışsın. Hani delilin nerede? Ne istiyorsunuz Ayşe'den? Ayşe'den ne istiyorsunuz? Evet. Merak etmeyin, bir şey yok. Biraz tartıştık o kadar. Firdevs Hanım, Ayşe bu öğlen nereye gidecekmiş? Bir söyleyin bakalım. Evet. Hı-hı. Ne oluyor Ayşe kızım? Merak etmeyin, bir sorunu halletmeye çalışıyoruz, tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Eşyalarını topla ve burayı terk et. Siz eşyalarımı benim yerime toplamışsınız zaten Firdevs Hanım. Ajandam nerede? Ne ajandası? Bana ne senin ajandan? Çekmecemden aldığınız ajandayı diyorum. Lütfen geri verir misiniz? Çok güzel. Eşimle beni sabah adam öldürmekle suçladın. Şimdi de hırsızlıkla. Derhal burayı terk et. Ha bu arada. Bu arada senin de annen yaşlı Ayşe. O da yarın bir gün ölse yine bizi mi suçlayacaksın? Böyle kahroluyorsan bil ki yalnız değilsin. Ben de seninle birlikte yanıp kavruluyorum kızım. Anne. Anne. İşe yeni başladığında kesmiştim burayı. Evet. Ne kadar korkmuştum. Evet. Güya bir de hemşire okulunda okuyordun. Bayılacaktın neredeyse. Beni okutmak için gece demeden, gündüz demeden millete yemek yaptın. Ama hatırlıyor musun? Eve o kadar yorgun geliyordun ki bir lokma ekmek yiyemeden sızıp kalıyordun. Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Herkes öyle kızım. Ekmek kursağa kolay girmiyor. Anne. Ben öyle bir hata yaptım ki. Aynı bu elindeki yara izi gibi ömür boyu taşıyacağız. Bismillah. Ayşen. Ne oluyor kızım? Yüreğime indireceğim. Anne. Huzur evinde bir olay oldu. Ben sana anlatamadım.
Ama bütün suç benim anne. Tamam kızım. Hanımefendi. Hanımefendi. İyi misiniz? Çıkabilirsin. Emredersiniz. Görüşmeyeli nasılsınız? Siz tanışıyor musunuz? Sayılır. Evet Ayşe Hanım. 7 kişiyi nasıl öldürdünüz? Bir de sizden dinleyelim bakalım. Ben 2010'dan beri Nevvar Huzur Evi'nde çalışıyorum. İşimi de çok severek yapıyorum. Son bir yıl içinde 7 kişi öldü. Verdiğim ilaçlar yüzünden. Hangi ilaç bu? Zenikopal diye bir ilaç. Vitamin kompleksi. Bu piyasada satılan bir ilaç mı? Hayır. Çalıştığım yerin sahibinin eşi Uğur Bey. İlaç firması var. Onun firmasının yeni bir ilacıymış. Ama yemin ederim, ben ilacın patentsiz olduğunu bilmiyordum. Tamam. İlacı vermenizi huzur evinin sahibi mi söyledi size? Uğur Bey de doktor olduğu için hastalara ilaçları yazıyordu. Yanına takviye olarak da bu vitamin hapını veriyordu. Peki herkes mi içti bu ilaçtan? İlk başta evet. Ama sonra düzenli olarak 6-7 kişi içti. Onlar da vefat etti zaten. Ölümlerin bu ilaca bağlı olduğunu nereden biliyorsunuz? Ölenler hep aynı belirtileri gösterdiler. Önce birden gençleştiler. Kendilerini çok iyi hissettiler. Sonra titreme nöbetleri geçirmeye başladılar. Sonra da işte. Bu konuyu işverenlerinizle konuştunuz mu? Evet. Hasta takibi yaptığım bir ajanda vardı. Hastalar hangi ilaca hangi tepkiyi vermiş, nasıl sonuçlar almışız, onların notunu tutuyordum. Zaten oraya bakıp fark ettim. Gidip konuştum. Sonra ajandam ortadan kayboldu. Tehdit edildiniz mi? Evet. Üstü kapalı. Anneme de zarar verebileceklerini söylediler. Ama annem de durumu biliyor. Ben her şeyi göze alıp buraya geldim. Siz de bu işe istemeden karıştığınız için mi katil olduğunuzu düşünüyorsunuz? O ilaçları o insanlara kendi ellerimle verdim. Eğer anlattıklarınız doğruysa siz de korkunç bir tezgahın kurbanı olmuşsunuz. Alo, Uğur. Biz çok büyük bir hata yaptık. Neymiş? Ayşe'yi kovmayacaktık. Kim bilir şimdi ne işler peşinde? Ayşe'nin etine butuna hayat. En fazla ne yapabilir? Saçmalama Allah'a sen. Sakin, tamam mı? Firdevs Hanım, şu yeni gelen kadın var ya birden fenalaştı. Yaşlılığa bağlı ölüm, klasik.
Kalp krizi, kalp krizi, kalp krizi, kalp krizi. Bu insanların hepsi kalp krizinden ölmüş. Ama Ayşe hemşirenin ifadesine göre ölmeden önce hepsi titreme nöbetleri geçirmiş. Babaannem gibi. Babaannem sürekli titrer. Tek başına su bile içemez. Parkinson mu? Değil işte. Sebebini bilemiyorlar. Sürekli kullandığı bir ilaç var mı? Kolesterol için bir ilaç kullanıyor. Ama o kadar. Adı ne? Bir dakika. Daha bu sabah ilaç aldım. Alpsaka. Alpsaka ilaç. Uğur Alp'in ilaç firması yani. Neslihan. Alpsaka ilaçla ilgili ne kadar bilgi varsa istiyorum. Bu ilacın etken maddesini araştır. Bir de şu Uğur Alp'le ilgili kayıtlara bak. Tamam mı? Tamam. Sence bir yere varabilecek miyiz? Allah kerim. Yol bizim. Hadi ben gidiyorum. Nereye? Ayşe'nin getirdiği ilacı laboratuvara yollamıştım. Bir bakalım. Dikkate değer bir şey var mı? Az önce Ayşe hemşireydi. Sonra bir anda samimi oldun. Zaten tanışıyormuşsunuz da. Neslihan. Tamam be, işime dönüyorum. Allah'ım. Buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama. Buyur kızım, ne istemiştin? Ayşe hemşire, beni hatırladınız mı? Evet evet, buyurun. Gel kızım. Teşekkür ederim. Buyurun, böyle geçin. Annem bugün komaya girmiş. Ne? Kemik erimesi vardı. Vallahi de billahi de başka bir hastalığı yoktu. Varsa da ben bilmiyorum. Aks. Sağ olun teyzeciğim. Ne yapayım? Nereye, kime gideyim bilemedim. Adresinizi Gülay teyzeden aldım. Çıktım geldim işte. İyi yapmışsın. Peki ben senin için ne yapabilirim Nevin? Annemin huzur evindeki odasında bir ilaç bulmuşlar. Zirkon mu ne? Hiç duymamıştım. Acaba o ilacı anneme sen mi verdin? Zenikopar mı? Evet evet, zenikopar. Sen mi verdin? Hayır. Kim verdi o zaman? Bak şimdi sakin ol, tamam mı? Sakin makin olamam. Annem orada ölümle pençeleşiyor. Nasıl sakin olabilirim? Sen bir şey biliyorsun Ayşe. Allah'ın hakkı için anlat. Bak anlatacağım, merak etme. Ama sakin. Tamam. Lütfen bak şimdi. Kara Arslan, Naime Koçak, Türkan Özcan, Kadriye Manisalı, Kemal Tarhan, Zehra Bilgili. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Keşke hepsi gerçekten ecelleriyle ölselerdi, değil mi? Anlamadım. Zaten sabah sabah niye buraya getirildim, niye sorgulanıyorum onu da anlamadım. Anladığınıza çok eminim. Ama prosedür gereği açıklayayım. Canlarını size emanet etmiş bu insanları piyasaya süreceğiniz ilaçlar için denek olarak kullandınız.
ve ölümlerine neden oldunuz. Ya siz neye dayanarak beni bu kadar korkunç bir şeyle suçlayabiliyorsunuz? Size isimlerini saydığımız 7 kişinin hepsi kalp krizinden öldü. Kalp krizi yaratan bir ilaç henüz daha piyasaya sürmedik. Zaten öyle bir şey yaparsak sizin değil, tüm dünyanın da. Evet, haklısınız. Ama patent lisansını almaya çalıştığınız Zenicopal isimli destekleyici ilacı yasa dışı yollarla piyasaya sürdünüz. Bu 7 insan üzerinde denediniz. Deliliniz var mı? Var. Neymiş o? Bana da açıklar mısınız? Hay hay. Şu an piyasada X diye bir kolesterol ilacı var. En büyük yan etkisi de hastalarda el ve ayak titremesine yol açıyor. O ilacın etken maddesiyle zenikopalinki aynı. Senin o etken madde diye zırvaladığın şey içtiğin suda bile var. Ayrıca zenikopal dediğin ilaç henüz daha üretim aşamasında. Laboratuvardan bile çıkmadı. Bu ne o zaman? Ambalajı hoşmuş. Ama inanın ilk defa görüyorum. Yok. İlk defa görmüyorsunuz. Bu kutuyu dün bu ilaç yüzünden komaya giren Ayfer Hanım'ın kızının elinden almaya çalışmadınız mı? Hayır. Ayşe hemşirenin hasta ilaç kayıtlarını tuttuğu ajandayı da siz almadınız. Almadım. O zaman şoförünüz almış. Çünkü arabanızdan çıktı. Peki, yani huzur evinde bu ilacı kullandırmadığınızı söylüyorsunuz, öyle mi? Evet. Ama eşiniz öyle söylemiyor. Nasıl yani? Uğur Bey, her şeyi itiraf etti. Çok saçma. Değil. Piyasaya sürülecek ilaç için Türkiye'de denek bulmakta sıkıntı çektiklerini ve bu yüzden de sizinle işbirliği yaptığını söyledi. Yalan söylemiş. İfadesini imzalamış. Az önce buraya bir memur geldi ya, o söyledi. Uğur'un yüzünden. Ben defalarca karşı çıktım. Vazgeçelim dedim. Ama eşiniz vazgeçmedi. Hayır, hayır. Beni de yaktı kendini de. Böyle olacağı belliydi. Allah kahretsin seni. Allah belanı versin. Adi herif. İmzalayın. Allah belanı versin seni. Erkek misin sen be? İnsan mısın? Şerefsiz. Sen ne diyorsun be kadın? Daha ilk sorguda sattın beni. Ne konuşuyorsun? Asla sen sattın bizi. Ne? Kandırdınız mı lan yoksa bizi? Biraz. Ama sizin de bağlarınız o kadar sağlam değilmiş. Kusura bakmayın. Bunun hesabını soracağım ben senden. Bittin sen, bittin. Size her şey için teşekkür ederim. Biz işimizi yaptık Ayşe Hanım. Üstelik siz olmasaydınız bütün bunlardan haberimiz bile olmayacaktı. Peki. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Size de. İnşallah kısa zamanda iş bulursunuz. İnşallah. Sedat Bey? Ya ben geçiyordum, tabelayı görünce dikkatimi çekti. Bir bakayım dedim. Buyurun bir çayımızı için. Çayınızda ilaç yoksa tabii. Tamam tamam, kabul ediyorum, kötüydü. Buyurun. Hadi. Buyurun.